Beğendin mi yeni girişimleri? Güzel, çok uğraşmışsınız. Elinize sağlık. Sektörde önce olumsuz baktılar. 40 yıllık şirket bildiği işten şaşmasın dediler. Karışmayın dedim. Ama benim bildiğim bir şey vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa yerle bir, insanlar aç, susuz, işsizlik. Peki o zaman en çok satılan şey ne? Silah mı? Ne? Ruj. Bak işte şaşırdın. Ben de şaşırmıştım. Yani doğru yere yatırım yaptınız. Kadınlara hitap etmekten şaşmayacaksın. Onlar seni batırmaz. Ama iş bilmeyen, aklı havada, ailenin ne olduğundan haberi olmayan kadınlar batırır. Kafası çalışan, kendine güvenen ama daha önemlisi benim güvendiğim birine ihtiyacım var. Bugün buradayım, yarın ne olacağı belli değil. Bu çok büyük bir sorumluluk. Sen buna sorumluluk mu diyorsun? Ben seni patron olarak değil, baba olarak yanımda istiyorum. Şirketi yönetmen için değil, ailemi, tek varlığımı, kızıma emanet etmek için çağırıyorum. Daha uzun yıllar buradasınız. Bana ihtiyacınız yok Azmi Bey. Bak kimse bilmiyor. Yakın zaman önce küçük bir kalp spazmı geçirdim. Atlattım. Neden söylemediniz? Kimseyi korkutmak istemedim. Ama sana söylüyorum, bil. Bugün buradayım, yarın ne olacağı belli değil. Dediğim gibi, Nalan'ı senden başkasına emanet ederim. Azmi Bey. Dinle, bu deli kızın niyeti yok gibi görünüyor ama bir gün mutlaka evleneceği kesin. O gün ben orada olmazsam rıza alacağı kişi sen olacaksın. İstemiyorum anne, anlıyor musun? O adamın yüzündeki o sırıtışı görmek istemiyorum. Peki oğlum. Vallahi bir şey demiyorum ben. Belki de sen haklısın. Belki de ben hatalı davrandım. Baban öldükten sonra o evde sığıntı gibi yaşamayı kabul ettim. Ama başka çarem yoktu oğlum. İnan yoktu. Sen, kardeşin daha küçüktünüz. Sahip çıkanımız yoktu. Sefil olun istemedim. Ama ben de çok çektim oğlum inan. Şimdi böyle her şeyi olduğu gibi bırakmak ağrıma gidiyor. Anne ağlama. Tamam. Ağlamıyorum ben. Tamam. Bundan sonra sen ne dersen tamam. Bir işte bakarım kendime. Anne saçmalama. Neyse. Küçük bir ev buluruz kendimize. Orada yaşarız, ne yapalım. Neyse. Hadi ben eve geçiyorum. Ama sen de arayınca telefonlarını aç ama. Merakta bırakma beni. Anne. Özür dileyeceğim.